Evet arkadaşlar, dediğim gibi dünkü dersimizde şeyleri gördük. Onu da kısaca her derste olduğu gibi yazalım. Geçen derste ne yaptığımızda? Geçen ders doğrusal olmayan sistemlerin özelliklerinden bahsettik. Ve bazı önemli özellikleri diyelim. Nelerin? Bazı özellikleri ve doğrusal sistemlerle kıyaslama yaptık. Bundan bahsettik. İşte en önemli özellik süperpozisyon olmaması tanımı buydu zaten. Bunun sonucu olarak da bir takım işte özelliklerinden bahsettik. Frekans cevabının olmaması, dürtü tepkisi transfer fonksiyonu olmaması. Yani bunlar şeylerde olup doğrusal sistemlerde olup doğrusal olmayan sistemlerde olmayan özellikler. Bir de tersi vardı. Bazı fenomenler doğrusal olmayan sistemlerde görülebiliyordu. Çoklu denge noktaları, limit döngüleri, kaos gibi kavramlar vardı. Bunların tabii hepsinden bu derste bahsedemeyeceğiz ama ya bu tür farklılıklar olduğunu bilmek önemli diyelim. Şimdi doğrusal olmayan sistemleri nasıl gösteriyoruz sorusuna biraz bu derste eğilmek istiyorum. Yani sorumuz şu olacak. Yani soru mesela. Çünkü doğrusal sistemleri göstermek için bir takım metotlarımız vardı. Değil mi? Doğrusal olmayan sistemleri matematiksel olarak nasıl temsil ederiz sorusu var. Tabii bunun birden fazla cevabı var ama en sık kullanılan ve bu derste kullanacağımız şeyi, formu, durum uzayı gösterimi. Çünkü hatırlayacak olursanız hatırla diyelim. Doğrusal sistemler için olan işte neydi? Dürtü tepkisi, transfer fonksiyonu gibi araçlar doğrusal olmayan sistemler için yok. Dolayısıyla hani bir sistemi temsil etmek için hatırlayacak olursanız bir doğrusal sistem yazıp mesela U olsun, çıkışı Y olsun. İçine mesela transfer fonksiyonunu yazarak bunu temsil edebiliyorduk. Bu birebir karakterize ediyordu bu şeyi. Çünkü ne yapıyorduk? Çıkış eşittir GS çarpı US yazarak her çıkışa verdiği tepkiyi bu şekilde yazabiliyorduk. Veya dürtü tepkisi kullanabilirim GT, değil mi? O zaman YT eşittir işte G konvolüsyonu U yaparak her türlü girişe verdiği tepkiyi bulabilirim. Eğer sistem doğrusal ise, doğrusal sistem diyelim buna. Bunları yapabiliyoruz ama doğrusal olmayan sistemlerde bu tür kavramları kullanamıyoruz. Şimdi doğrusal sistemlerde bir gösterim daha görmüştük veya görmemiştik şey duruma göre buna aşina olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Durum uzayı gösterimi vardı, değil mi? Doğrusal sistemlerde. Yani sistemin iç yapısını belirten bir durum değişkeni alıp x değişkeni, değil mi? Bu x değişkenine bağlı olarak x türev eşittir ax artı bu. Bu ab CD matrisleri zamana bağlı olabilir veya olmayabilir. Zamanla değişmezlik özelliğine bağlı olarak. Ama hani şöyle bir gösterimiz de vardı. Şimdi buna da durum uzayı gösterimi demiştik. Şimdi bu durum uzayı gösterimi bu formda değil ama daha böyle kapalı bir formda doğrusal olmayan sistemler için de yazılabiliyor. Daha yani şu bunu bir fonksiyon olarak düşünürseniz veya şurayı bir fonksiyon olarak düşünürseniz bu fonksiyonun açık bir formda olduğunu görüyoruz. Yani x ve u'ya bağlı ve bu x ve u ama birbirinden ayrı terimler olarak ve doğrusal bileşim olarak kendini gösteriyor. İşte bu yine x ve u'ya bağlı ve hani gerekiyorsa t'ye bağlı da olabilir. A, B, C, D, t'ye bağlıysa. Ama bu doğrusal bileşim formunda olmayan gösterimler kullanarak doğrusal olmayan sistemleri de bu tarz bir formda gösterebiliyoruz. Şimdi biraz bundan bahsetmek istiyorum. Onun için şöyle yeni bir başlık atayım. Durum uzayı veya durum değişkeni de diyoruz mu? Gösterme. Bahsetmek istiyorum. Bunun İngilizcesi state space veya state variable. State space yazayım. Veya neyse. State variable da yazalım.
Representation. İngilizce'de bu. State space veya state variable representation olarak bunu yazabiliriz. İngilizce'de böyle. Şimdi durum uzayı gösterimi aslında şu demek. Durum değişkeni ne demek? Önce onu tanımlayarak başlayabiliriz. Durum değişkeni veya state variable dediğim şey ne? Tanımını yazarak başlayalım. Durum değişkeni dediğim şey şu. Bir sistemin davranışını diyeceğim. Şimdi davranış ne demek? Tabii onu da biraz açıklamam lazım ama onu hemen söyleyeyim şimdi. Belirleyebilmek için. Şimdi bir sistemin nasıl davranacağını belirlemek için. Diyelim ki bir RLC devremiz var veya bir mekanik sistemimiz var yay kütlesi ödeneği. Bu nasıl davranacak? Şimdi davranıştan kasıt şu. Mesela devrenin RLC devresi için konuşalım. Veya daha komplike bir devre için herhangi bir noktasındaki voltaj ve akımı belirlemek istiyorum. Yani devreyi tamamen çözebilmek istiyorum. Yani sadece çıkışı olarak seçtiğim nokta veya bazı spesifik noktalardaki değerleri değil de devrenin tamamı, yani istediğim herhangi bir yerindeki voltaj ve akım devreye tamamen hakim olmak istiyorum. Bunun için hangi bilgilere ihtiyacım var? Yani bu devreyi çözebilmek için hangi bilgilere ihtiyacım var? Tabii ki devrenin girişi lazım. Yani ben ne giriş bildiğimi bilmiyorsam, bu sisteme verdiğim girişi çözmem mümkün değil. Yani bir sistemin girişini bilmediğim sürece, değil mi? Sistemin çıkışını bulmam mümkün değil. Ama buna ek olarak bilmem gereken bazı bilgiler olabilir. Yani bu herhangi bir verilen T anında girişi biliyorum. Ve buna ek olarak bana bazı bilgiler verildi. Onları da bildiğim zaman çıkışı birebir olarak, kesin olarak belirleyebiliyorsam bu ek bilgilere işte durum değişkeni diyorum. Yani girişe ek olarak bilmem gereken bilgiye, tam davranışı belirleyebilmek için durum değişkeni diyorum. Onu da şöyle yazalım. Belirleyebilmek için sistemin girişi. Yani girişi bilmek zaten o bilmem gerekiyor zaten. Yani giriş olmadan çıkışı bulamam. O zaten bariz bir bilgi. O şey bir bilgi değil. Şaşırtıcı bir bilgi değil. Ama her sistemde şey yeterli değil. Yani sadece girişi bilmek, çıkışı bulmak için yeterli değil. Çünkü o anda, mesela T anında. Çünkü içinde mesela bir takım bilgi tutuyor. Bilgi saklıyor olabilir ki mesela enerji depolama elemanları, kapasitörler, indüktörler, değil mi? Geçmişte verilen, üzerlerine düşen voltaj ve akımları bile içlerinde bir miktar yük biriktirerek, yani bir nevi hafızaya sahip oluyorlar. Yani bir nevi sistemin geçmişiyle ilgili bir takım hafızası, o bilgiler tutuyorlar. Dolayısıyla bunları da bilmem gerekiyor sistemin o andaki çıkışını belirleyebilmek için. İşte bu tür bilgilere durum değişkeni diyorum. En kaba kavramsal tanımıyla bu. Daha spesifik sistemlere göre hani durum değişkenleri ne oluyor onları birazdan bazı örneklerle göreceğiz. Ama sistemin girişi U, yani girişlere genelde U diyoruz. Ek olarak gereken bilgiye diyelim. Durum denir. Durum değişkeni veya sadece durum. Ve genellikle de X ile gösteriliyor. X ile gösterilir. Ve genel notasyonda şöyle yani sistemi çizip genellikle o sistem kutusunun içine şöyle köşeye şöyle X yazmak şeklinde gösteriyoruz. Yani sistem şuysa sistem bloğun içine. Çünkü ya bu içine yazmamın sebebi sistemin bu iç yapısıyla ilgili bana bilgi veren bir değişken. Yani sadece giriş çıkış ilişkisi değil. Bunun ötesine biraz beni geçiriyor. Yani sistemin içinde ne oluyor? Bunu tamamıyla bana söyleyen bir bilgi. Yani bu durumu bildiğim zaman sisteme tamamıyla hakim oluyorum. İstediğim herhangi bir noktasındaki herhangi bir bilgiyi cevaplayabiliyorum. Bu girişi bildiğim zaman tabii U'ya ek olarak. Ya U'yu zaten hep bildiğimi varsayıyorum. Girişi zaten ben kendim veriyorum. Dolayısıyla onu bilmekte bir sıkıntı yok. Ama durumu da bilirsem bir şekilde veya çözersem bir şekilde sisteme tamamıyla hakim olabiliyorum. Yani o zaman verilen herhangi bir T anındaki işte bu girişe karşı çıkış nedir sorusunu cevaplayabiliyorum. Bunu mesela sadece girişi şey yaparak her sistemde cevaplayamıyorum. Tabii bunlar şeye bağlı da olabilir. Ya belki onları da yanına yazmam lazım. Şöyle daha
güzel olması için şöyle yapalım. Tabii burası biraz dar bir alan oldu ama neyse, sıkıştırabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bunlar genellikle yani şeye bağlı elemanlar, değil mi? Yani bunlar hani, mesela U T'ye bağlı, G T'ye bağlı. Yani zamanın fonksiyonları bunların hepsi. X de aynı şekilde zamanın bir fonksiyonu. Belki onu da böyle yazmakta fayda var. Onları da yazalım. Yani bunlar giriş gibi, çıkış gibi. Bu da durumda zamanın bir fonksiyonu. Yani sistemin verilen bir T anındaki durumu diye bir ifade kullanabilirim. Verilen bir T anındaki giriş, verilen bir T anındaki durum ve verilen bir T anındaki çıkış şeklinde bunu şey yapabilirim, yorumlayabilirim. Bir T anında şeyi biliyorsam, girişi biliyorsam ve durumu da biliyorsam o zaman çıkışı yazabiliyor olmam gerekiyor. Yani bunun şöyle bir fonksiyon olarak yazabilmem gerekiyor. Sistemin çıkışını ve sadece çıkışını değil, sistemin içindeki herhangi bir değişkeni, içindeki herhangi bir noktadaki herhangi bir bilgiyi, işte bir fonksiyon, f fonksiyonu, işte x, u cinsinden yazabilmem gerekiyor. Bir de bazen bunlardan bağımsız olarak t değişkeni, yani zamanın ne olduğunu, o andaki hani saatin kaç olduğunu, t bilgisini bunlardan bağımsız kullanmam gerekebiliyor. O tür sistemleri de zamanla değişen sistemler diyorum. T bilgisini açıkça kullanmam gerekmiyorsa zamanla değişmez sistem diyordum ona. Bu zamanla değişmezlik kavramını daha önceden biliyoruz. Yani t'yi açıkça kullanmam gerekmiyorsa, yani dolayısıyla yani girişi kaydırdığımda her şey kayabiliyorsa o tür sistemleri zamanla değişmez. Bu olmuyorsa zamanla değişen sistemler diyorduk. Onlardan da birazdan bu durum uzayı gösterimi bağlamında onlardan da bahsedebiliriz. Ama bir basit bir örnekle bunu somutlaştırmaya çalışalım. Çok böyle basit bir RLC, hatta RC devresi yapalım. Şöyle yapmışız ama burada değişiklik olması için şeyi buraya koymuşuz. C'yi buraya koymuşum. Önce C'yi koymuşum. Buraya da R'yi koydum. Tamam. Şöyle bir önce RC değerimiz olsun. Burası C, burası R. Sistemin çıkışını da buradan alayım. Girişi burası UT. Çıkışı da buradan alınıyorsun YT. Eksi olacak şekilde. Şunları da isimlendireyim. Kullanması daha sonra gerekecek. Burası artı eksi VC. Burası alt eksi VR. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela bu devrede hani değişik bir şey yapmış olmak adına R'yi sabit tutmayacağım da zamana göre değiştireceğim. Mesela ilk başta devreyi ilk açtığımda T eşittir 0 anda düşük bir direnç değeri vereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş arttıracağım. Mesela bir REOS'ta veya potansiyometrelerimiz var biliyorsunuz, değişken dirençli. Bunları üzerindeki şeyi çevirerek, düğmeyi çevirerek hani direnci arttırıp azaltabiliyorum. Bu sistemin çalışması boyunca böyle direnci arttırıp azalacağımı düşünüyorum. Yani R zamana bağlı olsun. Bu değişken dirençlerde genellikle şöyle gösteriliyor. Şu direncin üzerine şöyle bir ok çizdiğiniz zaman bu değişken direnç demek oluyor. Mesela bu bir potansiyometre olsun. Direnç değişken olsun diyelim. RC devresi. Direnç değil, direnç zamana göre değişiyor olsun. Mesela bir potansiyometreyi elimle değiştiriyorum veya otomatik olarak bir değişiyor şeye göre, T'ye göre. Mesela bir potansiyometre. Metre zamanla çevrilerek gibi olabilir. Değil mi? Mesela bir potansiyometre var elimde. Yani T. Yani potansiyometre şöyle bir şey. Değil mi biliyorsunuz? Yani böyle ne bileyim şöyle bir şey. Üç boyutlu bilmiyorum, çizim yapmaya çalışırsan şöyle bir çevrilen bir kısım var potansiyometrenin. Yani şöyle bir şey. Değil mi? Yani şurayı çevirdiğim zaman, şunu çevirdiğim zaman bunun iki ucu arasındaki direnç değişiyor. Mesela buna çevirdiğim zaman şurayı. Bu iki ucu arasındaki direnç, yani şurası artı, burası eksi ise R, T'yi burada zamana göre değiştirebilirim. Yani şu pozisyonumun şey olarak, bir fonksiyon olarak. Dolayısıyla mesela şöyle yapabilirim. Bir bu tarafa, bir bu tarafa çevirerek önce mesela işte ne bileyim bir ohmdan başladım. Biraz arttırdım. Biraz orada bekledim. Geri azalttım. Şöyle yaptım. Yani şöyle bir profili var. Bunu biliyorum ama yani şey bu profilin ne olduğunu. Çünkü ben kendim çeviriyorum. Dolayısıyla hani şu profilin ne olduğunu biliyorum ama
böyle sabit değil diyelim ki direnç değeri. Yine hep pozitif. Yani direnç olduğu için yine hep pozitif olduğunu varsayabiliriz. Yani hiçbir zaman sıfır olamıyor. Yani bir minimum ve maksimum var potansiyometrinin ama yani böyle bir değişken direncimiz olduğunu varsayalım bu devrede. Bu tabii şeyi çok etkilemiyor. Yani denklemleri belki fazla etkilemeyecek ama bu formuyla ilgili hani bir şeyler söylememe bana yardımcı olacak. Çok da hızlı çevirmediğimi varsayalım. Hani yavaş yavaş makul bir şekilde. Çok hızlı çeviriyorsam ikinci dinamikler falan o tür şeyleri belki işin içine katmam gerekecek. Şey bu şekilde. Tamam. Şimdi bu devreyi o zaman çözmeye çalışalım. Öncelikle nasıl çözeceğiz? Ya U voltajı. Bunu da artısı eksi zaten yazmışım. Dolayısıyla nasıl olacak? UT eşittir. VC artı VR olarak yazabilirim. Şimdi devreyi çözelim. U eşittir. U voltajı. UT voltajı eşittir. VCT artı VR eşittir. Yani şu voltaj eşittir. Bu voltaj artı bu voltaj. Eksi, eksi, artı, artı. Tamam. Kapasitör voltajı neydi? C çarpı VC'nin türeviydi. Direnç de I çarpı R ama burada bir tek R'm zamanla değiştiği için onu RT çarpı IT olarak yazabilirim. RT çarpı IT olarak yazabilirim. I da bu devreden geçen akım. Şurada devreden geçen akıma da I diyelim. Şuradan geçen akıma. Peki. Buraya kadar tamam. Şimdi bunu biraz düzenlemek istiyorum. Bu denklemleri biraz düzenlemek istiyorum. Burası yine UT. UT'yi de hep yazalım. Şöyle VC cinsinden her şeyi yazmaya çalışayım örneğin. Yani VC değişken cinsinden her şeyi yazmaya çalışayım. Mesela UT eşittir o zaman şöyle olsun. C çarpı VC'nin türevi T. Yani VC türev kalsın. Ondan sonra RT de kalsın. Onu da bildiğim bir şey. Şimdi I'yı yazmak istiyorum. I'yı şey cinsinden nasıl yazabilirim? Şey cinsi VC'nin üzerinden geçen akım yani şu I akımı gelip buradan dolaşıp hani bütün devreden geçen akım aynı olduğuna göre bu aynı zamanda C'nin üzerinden de geçiyor gördüğünüz gibi. O zaman C çarpı VC'nin türevi olarak bunu yazabilirim. C çarpı C de sabit olsun. Onu değiştirmeyeyim zamanla. VC türev. Şöyle yazabilirim. Evet. Pardon arkadaşlar burayı yanlış yazdım ya. Şurayı niye böyle yaptığımı bilmiyorum. Ya bu zaten VC'ydi. Evet, burada bir yanlış bir şey düşündüm herhalde. Bu VCT, VCT, VCT burası. Yani burada değişen bir şey yok. Şurayı yazmak istiyorum. Yani bu I'yı düşünüp burada VC'yi yazdım sanıyorum. Onun için böyle bir hata oldu. Tamam. Yani VCT artı VRT. Değil mi? UT eşittir VC artı VR. VC kalsın böyle. Yani her şeyi VC cinsinden yazmak istiyorum. Dolayısıyla VC kalsın. Ama buradaki R çarpı I'daki I'yı C çarpı VC türev olarak yazdığımız zaman şimdi bütün denklem VC ve onun türevi cinsinden. Yani VC cinsinden bir diferansiyel denklem elde etmiş oldum. VC cinsinden bir diferansiyel denklem elde etmiş oldum. Burada VC nokta dediğim şey VC'nin zamana göre türevi. Yani onu hatırlatayım belki. Yani bu derste falan hep bu notasyonu kullanacağız ama yani onu birkaç defa daha hatırlatayım. Ondan sonra şey dvc bölü dt. Yani şöyle. Yani üzerine nokta koymak demek bir şeyin zamana göre türevini almak anlamına geliyor. Peki. Şimdi bu diferansiyel denklemleri biraz incelemek istiyorum. Yani bu haliyle bir şu diferansiyel denklemlere bakalım. Şimdi bu diferansiyel denklemler arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci dereceden diferansiyel denklem. Yani bu birinci dereceden diferansiyel denklem. Bu denklemler birinci dereceden olduğu zaman yani sistemi anlatan diferansiyel denklemlerin toplam derecesi diyoruz. Yani bunu mesela bazen birden fazla diferansiyel denklem yazmak gerekiyor devreyi çözmek için. Onların toplam derecesi mesela bir tane birinci dereceden bir tane ikinci dereceden ise toplamı 3. Burada mesela toplam yani en fazla birinci türev var. O nedenle bu sisteme birinci dereceden sistem diyoruz. Bu böyle bir durum olduğu zaman birinci dereceden bir sistem diyoruz. Sistemin derecesi bir diyoruz buna. Böyle bir tabir. Birinci dereceden sistem diyoruz buna. Peki. Şimdi burada eğer girişi UT'yi ve başka ne var? VC ile ilgili bir de bilgiye ihtiyacım var. Diferansiyel denklemler VC cinsinden olduğuna göre bir ilk koşula ihtiyacım var. Bu da VC sıfır. Biliyorsak
diferansiyel denklem derslerinizden hatırlayın. Mesela böyle bir diferansiyel denklemi çözmek için şöyle bir diferansiyel denklemi çözmek için nasıl bilgiye ihtiyacımız var? Şimdi VC cinsinden bir diferansiyel denklem. Birinci dereceden diferansiyel denklem. Dolayısıyla bir tane ilk koşula ihtiyacımız var. O da mesela VC sıfır olabilir. Başka ilk koşullar da olabilir ama genelde ilk koşul sıfır andaki değeri oluyor. Çözmek istediğim değişkenin sıfır andaki değeri. U zaten şey bir değişken. Buna dış değişken, zorlayıcı değişken falan gibi isimler veriliyor biliyorsunuz. Bunu da bilmem gerekiyor. Yani burada bilmem gerekenler. R'yi, C'yi zaten biliyorum. Onu bildiğimi varsaydım. Şu C değerini biliyorum. Şu R'nin ne olduğunu biliyorum. Onun için bunları zaten biliyorum. Girişi de biliyorsam ki girişi ben veriyorum onu da bilmem gerekiyor. Normalde devreye ve kendim verdiğim girişi hani tabii ki biliyor olmam lazım. Dolayısıyla U'yu biliyorsam, R'yi biliyorsam, C'yi biliyorsam bir de şu türevi olan değişken için bir ilk koşul bilmem gerekiyor. Değil mi? Diferansiyel denklemini çözmek için initial condition dediğimiz bir ilk koşul bilmem gerekiyor. Yani UT ve VC sıfırı biliyorsak o zaman bu şeyi çözebiliriz burada. Buradan. VC'yi, VCT'yi çözebiliriz. Evet. Çünkü diferansiyel denklemler VCT cinsinden. VCT'yi çözdükten sonra da biliyorsunuz şeyler RLC tarzı devrelerde bu indüktör akımları, kapasitör voltajları devreyi karakterize ediyordu. Yani bunları çözdüğümüz zaman devredeki diğer her bilgi buradan ulaşabiliyorduk. Yani dolayısıyla buradan da buradan da devrede da istediğimiz tüm ne diyelim voltaj akımları voltaj ve diğer sayfaya geçmem lazım akımları ve yani devrenin tüm davranışını belirleyebiliriz. Devrede zaten çok fazla bir şey yok ama yani olduğu kadarıyla ne var mesela VC'yi bildiğim zaman mesela şuradaki direncin üzerindeki voltajı bulabilirim ki bu devrenin çıkışı olarak bana verilmiş. Yani mesela buradaki bu U'yu zaten biliyorum. Bu VC voltajını da biliyorsam değil mi? U eksi VC'den buradaki VR'yi bulabilirim. VR'yi bulursam VR bölü R'den bu akımı bulabilirim. I akımını bulabilirim. Onun dışında da başka bir şey yok zaten. Yani 1, 2, 3 tane voltaj var devrede. Bir de şu akım var. Bunların hepsini bulabilirim. Mesela diyelim bunlardan bir tanesini yazayım. Mesela devrenin çıkışı bu şey olarak verilmiş değil mi? İndük şey direnç üzerindeki voltaj olarak verilmiş. Onu da UT eksi VCT olarak belirleyebilirim. Gibi. Mesela bunu VC'yi bulduktan sonra bunu bulabilirim. Çıkışı. Akım mesela. Akımı. Akımı da buradan. IT eşittir. Bunu bulduktan sonra yani bu şeyi bulduktan sonra bu aslında VR voltajı da aynı zamanda. Şu aslında VR voltajı. VRT. Dolayısıyla VR bölü R'den de buradan şeklinde bulabilirim. Devrede zaten başka bir şey yok. Bu şekilde devredeki her türlü davranışı bulabiliyoruz. Peki o zaman burada ne gerekiyor arkadaşlar? Az önceki şey tanımımızı hatırlayacak olursanız, durum tanımını hatırlayacak olursanız. Dedik ki sistemin tüm davranışını tamamen belirleyebilmek için giriş U'ya ek olarak gereken bilgi demiştik. Değil mi? Yani girişi zaten bilebiliyorum. Yani onu bilmem zaten gerekiyor. Ama buna ek olarak gereken bilgiye durum demiştik. Burada girişi ek olarak bilmem gereken şey sistemin ilk koşulu. Bu işte ilk koşulu veren değişkene. Yani sadece ilk koşulu değil de bunu veren değişkenin tamamına genellikle. Yani şu VCT'ye bu VCT
T'ye, bu kapasitör üzerindeki voltaja sistemin durumu diyoruz. RLC devrelerinde genellikle kapasitör voltajları ve indüktör akımları oluyor. Başka şekillerde de seçmek mümkün. Mesela kapasitör voltajı ve onun türevi veya indüktör akımı veya onun türevi. Yani farklı şekillerde seçmek mümkün olabiliyor durum değişkenliğini ama bu şeyler genelde iyi bir başlangıç noktası oluyor. Buna sistemin durumu diyoruz. O zaman burada o halde mesela BC'ye sistemin durumu diyoruz. BC'ye sistemin durumu diyebiliriz. Ve bunu az önce de söylediğim gibi X ile gösterirsek X eşittir BC diye yazabilirim. Yani sistemin durumunu VC olarak yazabilirim. Bu VC bilgisi varsa elimde ve girişte varsa sistemle ilgili her türlü davranışa ulaşabiliyorum. Yani sadece çıkış olarak düşünmeyin. Yani çıkışı da yazdım ama çıkış da bir bilgi ama mesela çıkış dışında yani sistemle ilgili her türlü bilgiye mesela şu I'ya da ulaşabilmem lazım. Yani çıkışı bulabiliyor olsaydım ama şu I'yi bulamıyor olsaydım mesela buna durum diyemeyecektik o zaman. Çünkü her türlü davranışa sistemle ilgili her türlü bilgiye ulaşamıyor olacaktım. Belki ekstradan şeyler bilmem gerekiyor olacaktı. Durum değişkeni bir tane olmak zorunda değil. Birden fazla durum değişkeni de olabilir sistemlerde ki mesela bir RLC devresi olsaydı birden fazla durum değişkeni veya atıyorum yay kütle sönümleyici devresi olsaydı bunda birden fazla durum değişkeni olabilecekti. Şimdi tamam durum değişkeninin ne olduğunu anladık. O zaman şöyle yazmak istiyorum. Şimdi genel durum değişkenini bulduktan sonra sistemlerde şöyle yapmak istiyoruz. Sistemin matematiksel gösterimini bu durum değişkeni etrafında yani bu durum değişkenini merkeze alarak bu durum değişkenini odağımıza alarak yazmak istiyoruz. Yani bunun türevini denklemlerde çekiyoruz. Yalnız bırakıyoruz. Bu durum değişkenini belirledikten sonra veya seçtikten sonra diyelim. Sistemi ifade eden denklemleri sistem denklemlerini aşağıdaki gibi yazalım. Sistem denklemlerini hatırlayın. Şöyleydi. Buradan şeyi çekeceğim. VC türevi çekeceğim. Yani RC var burada. Değil mi? Şunu da bu tarafa atarsam. VC'yi de diğer tarafa atarsam. Eksi 1 bölü RC ve 1 bölü RC U şeklinde bir denklem elde edeceğim. Onu da şuraya tekrar yazmak istiyorum. Yani VC türev eşittir. Eksi 1 bölü RC çarpı RC artı 1 bölü RC. R'yi de zamanlı değişken yaptım böyle. Çarpı U T şeklinde. Böyle yazdım. Çıkışı da yazalım arkadaşlar. Altına çıkışı da yazalım. Y T eşittir. Çıkışımız da zaten şurada. Değil mi? Çıkış denklemini şurada yazmıştım. Onu da şöyle düzenleyeyim. Önce VC'yi yazayım. Eksi VCT. Artı U T şeklinde yazalım. Tamam. Peki. Şimdi böyle iki tane denklem yazdım. Burada gördüğünüz gibi bir tane sistemin durumunu yazdım. Bir de altına sistemin çıkışını yazdım. Şimdi bu denklemler şu formda. Evet, arkadaşlar dikkat edersiniz. Buna durum değişkeni dediğime göre bunu yani x türev t şeklinde yazabilirim. Burası x t. Burası u t zaten. Yani şu u t. Yine burada x t ve u t var. Bir de bu şey R'nin ne olduğunu belirleyebilmek için T'yi bilmem gerekiyor. Değil mi? T'yi bilmem gerekiyor ki zamanın ne olduğunu oradan RT'yi bulabileyim. Yani bir de T bilgisi de lazım bana. Yani şu formda o zaman kapalı biçimde şöyle yazabilirim denklemleri. Yani bu denklemleri o zaman şöyle toparlayabilirim bu denklemleri. X türev T eşittir. Bir fonksiyon, F fonksiyonu bu sisteme göre değişecek şu fonksiyonun olduğu. Ama bu sistemde bu formda ama başka bir sistemde başka bir formda olacak ama genel formu şöyle bir o andaki x'teyi bileceğim. O andaki girişi bileceğim ve t'nin ne olduğunu bilmem gerekiyor ki bu örnekte r'yi bulabileyim. Başka bir örnekte başka bir şey bulmam gerekebilirdi. Çıkışını da şöyle bulayım arkadaşlar. Buna da h diyelim sistemin çıkışına. H yine x'te ut. Burada t yok ama yani başka bir örnekte olabilirdi. Dolayısıyla onu da şöyle yazayım. Genel gösterimini şöyle sistemin genel gösterimini o zaman böyle yazabilirim. X türev yani durum olarak belirlediğim değişken veya değişkenlerin birden fazla da olabilir. O zaman bu X vektör olacak ama burada skaler şimdilik X türev
yani bu durum olarak belirlediğim şeyin türevi eşittir bir fonksiyon. Bu neyin fonksiyonu? Durumun kendisinin, girişin ve t'nin fonksiyonu. Değil mi? O t'yi kullanarak burada r'yi belirliyorum. Dolayısıyla x, u ve t'nin bir fonksiyonu. Çıkış da aynı şekilde x, u ve t'nin bir fonksiyonu olabilir. Burada t yok ama sıkıntı değil. Yani bunlardan biri veya birkaçı eksik olabilir. Mesela burada yani sadece u y t eşittir sadece u t olsaydı veya y t eşittir sadece x t olsaydı olurdu. Yani bunlara bağlı olabilir genel olarak ama yani bu terimlerden biri veya birkaç tanesi eksik olabilir. En genel hali ama şu gösterim. Evet, gösterimin en genel hali bu. Buna işte arkadaşlar bu denklemlere sistemin durum uzayı gösterimi diyoruz. Bu denklemlere yani şu forma, bu forma, şu forma sistemin durum uzayı gösterimi diyoruz. Sistemin durum uzayı. Yazamadım bunu. Gösterim. State space representation veya durum uzayı gösterimi. Adını verdiğimiz gösterim bu. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Durum olarak seçtiğimiz bir saniye arkadaşlar. Evet. Bu gösterimi sistemin durum uzayı gösterimi diyoruz arkadaşlar. Peki. Şöyle. Ve bu durum uzayı gösteriminin formu şu şekilde. X türev eşittir. F x u t. Y eşittir. H x u t. Yani önce durumu türevini yazıyoruz. Ondan sonra çıkışın ifadesini yazıyoruz. Çıkışın türevi değil dikkat edersiniz. Yani türevsel denklem sadece durum cinsinden bu şekilde. X x u t şeklinde. Yani x türev. Ve burada şey olacak. Birinci türev olması gerekiyor. Yani daha yüksek türevler varsa onları da birinci türeve indirgemem gerekiyor. Ki bunu hani diferansiyel denklemler derslerimizden falan bu tür şeyleri nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Örneğin bize ikinci dereceden, üçüncü dereceden bir denklem verildi. Değil mi? Bunu mesela üçüncü dereceden bir diferansiyel denklemi üç tane birinci dereceden diferansiyel denklem olarak yazmayı biliyoruz. X1, X2, X3 olarak tanımlayıp işte birini X, birini X türev, birini X'in ikinci türevi falan şeklinde tanımlayarak bu tür düzenlemeleri yapabiliyorduk. Onları da hani yeri geldiğinde gösterebiliriz. Peki. Şuraya altına geçeyim arkadaşlar. Bu kolaylık olması bakımından arkadaşlar. Gösterimde, notasyonda kolaylık olması açısından. Bu T şeyler yazılmayabilir. Yani bu X, U ve Y'nin argümanı olan T, yanındaki T. T'ler yazılmayabilir. Çünkü bunların T'ye bağlı olduğunu zaten biliyorum. Yani dolayısıyla X'in T'ye bağlı olduğunu, U'nun T'ye bağlı olduğunu zaten biliyorum. Ama bu T bağımsız bir T. Yani onun için onu yazmam gerekiyor. Yani şunların yanında ben gizlice T olduğunu biliyorum. Onun için gösterimde kolaylık olmaması için, ya kolaylık olması için daha doğrusu bunu şu şekilde yazabilirim. X, U ve T şeklinde yazılabiliyor. Ya yani bu şey değil. Yani X, U veya X, Y sabit demek değil. Yani bunlar sadece yanındaki T'yi yazmadım demek kolay olsun diye. Yani bu aslında X, T. Bu aslında U, T. Bu X, T, bu U, T. Bu X, T, bu U, T. Yani bunların her zaman zamanın fonksiyonları olduğunu bildiğim için X ve U'nun. Bunları yanındaki T'leri yazmayabilirim. Ama bu bağımsız bir T değişkeni varsa burada. İşte bu R, T falan olduğu gibi. O tabii bağımsız bir T. Onu yazmam gerekiyor. Herhangi bir şeyin yanında olmadığı için. Yani T'ye bir bağlılık olduğunu belirtmek için. Onu yazmam gerekiyor. Bu gösterim hani daha genel ve karmaşık sistemler içinde geçerli yazılabiliyor. Yani gerekirse x, u ve y vektörde olabiliyor. Bu gösterimde hani gerekirse bu örneğimizde öyle değildi ama x y ve u vektörde olabilir. Ya vektör ne zaman oluyor? Birden fazla mesela bunlardan varsa. Mesela birden fazla. Birden fazla durum çıkış ve veya giriş varsa böyle bir şey olabilir. Mesela
sistemin iki tane durumu var. O zaman tabii x'tir f dediğim şeyin içinde iki tane, yani vektör olarak iki tane x1, x2'nin türevi olacak. İki tane çıkış var diyelim ki. O zaman y1 ve y2 olacak. Burası bir vektör olacak. Dolayısıyla h de iki elemanlı bir vektör olacak. Vektörün her elemanı şu formatta olacak. Yani şöyle olabilir. Bu göstereyim. X1 türev. Mesela x2 türev. Sığdırmaya çalışalım bunu. X1 türev. X2 türev. Şöyle. Xn türev şeklinde bir vektör. Eşittir. Şöyle bir şey vektörü. F vektörü. O zaman x, u yine t. Bütün x'lere bağlı olabilir. Yani bütün sadece x1'in karşılığı sadece x1 değil. Yani bu her bir şeyin türevi bütün x'lere bağlı olabilir. Dolayısıyla f1 diyelim buna. İkincisi f2. X. Nokta nokta nokta. Fn x. U t şeklinde bir vektör. Yani şuraya da şey dedim. Bu vektörün hepsine x türev olarak gösterebilirim. Eşittir. F x u t gibi bir formatta yazabilirim. Şurada olduğu gibi kapalı formatta. Çıkışta aynı şekilde yazabilirim şöyle. Y1'den mesela Y2 Yn olsun. Eşittir. H yine formatı aynı. X u t. H2 en değil mi? X u t şeklinde. Yani bu da şöyle yapalım arkadaşlar. Burayı sığdıramadım. Yani bunu toplu biçimde yazdığınız zaman şurası şöyle olsun. Şurasını şuraya yazalım. Bunları da şöyle yazayım ki hepsini yazabileyim. Yani dolayısıyla x türev eşittir f x o t olmuş oldu. Bu da y eşittir h x o t olmuş oldu. Aşağısı da. Evet, yani şu yukarıdaki şeyler bunlar. Aşağıdakiler de şunlar olmuş oldu. Böylece şu formda yazmış oldum. Burada tabii u dediğim şey de bu girişlerin hepsi. Yani n tane giriş varsa burada veya m tane giriş varsa. Tabii şeyler aynı olmayabilir. Burada giriş sayısıyla n sayısını n dedim ama buna başka bir şey diyelim. Mesela çıkış sayısı n değil de mesela q tane de olabilir. Buna yq diyelim mesela. Q tane çıkış olsun sistemin. Dolayısıyla burada q tane. Yani giriş, çıkış ve durum sayılarının hiçbiri birbirinin aynısı olmak zorunda değil. Yani vurgulamak adına buna q diyelim mesela başka bir değişken. Burada u diyelim. Burada u da u dediğim şey de u1'den u2. Bu da p tane olsun mesela. Up şeklindeki durum değil giriş vektörü. Yani dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Mesela burada anlatılan şöyle bir sistem çizecek olursam x u yani sistemin neyi olmuş oldu? U p tane olduğuna göre p giriş P adet giriş veya P tane giriş sistemin P tane girişi var. Q tane çıkışı var. Veya Q çıkışı var diye de yazabilir. Ve N tane de durumu olan bir sistemi tanımlayan diferansiyel denklemler durum uzayı gösterimi şöyle. Yani bu kapalı formu hep bu. Ama burada x, y ve u'nun her biri biri veya birden fazlası vektör olabilir. Burada gördüğünüz gibi vektör olabilir. P giriş, q tane çıkış ve n tane durum olan
bir sistem. Yani bunu şey de yazabiliriz. Böyle P tane giriş, böyle P tane ok çekilerek de gösterilebilir ama böyle tek bir ok çizip üzerine P tane giriş olduğunu belirtebilirim. Veya hani sorunun başka bir yerinde söz olarak yazıyorsam bunu hiç belirtmeden düz bir ok çizip üzerine U da yazabilirim. Yani bunun U'nun, Y'nin ve X'in vektör olabileceğini genel olarak aklımıza tutalım. Şimdi bu derste arkadaşlar genellikle şeylerle çok uğraşmayacağız. Yani tek giriş ve tek çıkışlı sistemlerle uğraşacağız ama durum sayısı bir veya birden fazla olabilecek. Yani sistemin iç yapısı biraz daha karmaşık olabilen sistemlerle uğraşacağız. Çünkü sistemler tek durumlu ya kısıtladığınız zaman çok basit ve hani bir takım özellikleri göstermiyor. Doğrusal sistemleri karakteristik olan, onları ilginç yapan bir takım özellikleri tek boyutlu sistemlerde göremiyorsunuz. Onun için bu şey durum değişkeni sayısı birden fazla olan. Yani bir olanlara da bakacağız ama 2, 3, 4, 5 durumlu sistemlere bakacağız. Bu giriş ve çıkış sayısı daha az etkiliyor. Yani bu analizleri mesela bu şey için incelediğimiz zaman sistemi birden fazla durumu olan tek giriş tek çıkışlı sistemleri için incelediğimiz zaman onu çok giriş çok çıkışlı ne diyelim karşılıklarına da hani biraz uğraşarak genelleyebiliyoruz. Onun için yani buradaki bilgi kaybı daha az oluyor. Giriş çıkış sayısını yani analizlerimizi basitleştirmek için ve hani bu bir giriş dersi olduğu için giriş çıkış sayısını genelde bire kısıtlayacağız. Yani sistemin tek giriş ve tek çıkışı olacak sistemlerimiz ama içinde bir sürü durumu olabilir. Mesela bir RLC devresi düşünün, atıyorum. Şöyle girişi bir tane ama çıkışı da bir tane ama içinde bir sürü mesela kapasitör, indüktör olabilir. Mesela burada bir indüktör, burada başka bir kapasitör, burada işte başka bir indüktör. Şurada belki bir başka bir direnç mesela. Şurada bir ne bileyim başka bir kapasitör falan olabilir ama diyelim ki şu kapasitörün işte şeyine X1 dedim. Üzerindeki voltaja X1 dedim. X1 birinci durum bu olsun. Şu indüktörün üzerindeki akıma mesela X2 dedim. Şu kapasitörün üzerindeki voltaja X3 dedim. Mesela bu indüktörün üzerindeki akıma yine X4 dedim. Mesela ki. Yani mesela bu sistemin 4 tane durumu var ama mesela çıkışta şurası olsun sadece. Yani şuradaki şeyde çıkış olsun mesela sistemin. Veya bu kötü oldu ya. Sığdıramadım buraya. Şöyle olsun. Çıkışı başka bir yerden alayım. Yani şurası çıkış olsun. Şuradaki voltaj mesela. Yani burası sistemin girişi olsun. Şuradaki voltaj da sistemin çıkışı olsun mesela. Yani bu şöyle ayrı bir örnek gibi düşünüyorum. Yani mesela bunu tasvir edecek olursam bir girişli, bir çıkışlı ama bir, iki, üç, dört tane durumu olan bir sistem mesela. Yani bu tarz şeylere bakacağız genellikle bu derste. Yani giriş ve çıkış sayısı tek olacak. Yani tek noktadan sisteme enerji verip veya tek noktadan sistemi dürtüp veya tek noktadan bir şey girip, bir besleme girip sisteme bir noktadan da ölçüm aldığımızı varsayacağız sistemlerde. Ama içi sistemin içi böyle istenildiği kadar karmaşık olabilir. Dediğim gibi yani bu iç yapısı belli bir karmaşıklıktaki sistemleri inceleyebilecek araçları ve yöntemleri geliştirdikten sonra hani bunu hani bir değil de birden fazla giriş olsa ve çıkış olsa buralara genellemek için hani araçları öğrenmek bunun üzerine daha mantıklı bir yol oluyor. Şimdi şey diyemiyorum tabii bunu hemen genel diyebiliriz. Çünkü süperpozisyon olmadığı için doğrusal olmayan sistemlerde yani bir giriş tek çıkış için yaptığını aynısını üstüne ekleyebilirsin diyemiyoruz. Tabii o kadar kolay değil genellemek şeyde. Doğrusal sistemlerde hiç fark etmiyor. Bir tane de giriş olsa, bir milyon tane de giriş olsa hiçbir şey fark etmiyor. Şey yöntem açısından çünkü üst üste tek bir giriş varmış gibi. Yani o bir milyon tane girişi tek tek verip sonra hepsini toplayabiliyorsunuz bu lineer sistemlerde ama doğrusal olmayan sistemlerde süperpozisyon olmadığı için yani bu şeydir diyemiyorum. Yani hemen işte tek giriş tek çıkış için olan neyse çok giriş çok çıkış için olan da odur hemen diyemiyoruz. Ama bu doğrusal olmayan sistemlerde bir takım genellemeler, genişletmeler yapmak mümkün bu tarz şeyler için. Çok giriş yani bu skaler denklemlerden vektörel denklemlere geçerken hani daha sistematik, matematiksel ve sistematik yaklaşımlar geliştirmek mümkün ama bu sistemin içinde mesela hani tek değişkene kısıtladığımız zaman bir takım şeyleri kaybediyoruz. Onun için bunu daha genel haliyle inceleyeceğiz. Yani durum sayısı n olacak. Giriş ve çıkış sayısı genelde 1 olarak örneklerimizi inceleyeceğiz ama istisnalar olacak. Mesela bir takım örneklerimizde yine çok giriş çok çıkışlı sistemler özellikle işte kontrol tasarımında işte ne bileyim robotik
falan örnekler var bir takım. Mesela robot kolun eklem sayısı falan birden fazla oldu vesaire. Bu kayan kipli kontrolde galiba birkaç tane öyle şey belirteceğiz. Yani çok girişli olsa hani nasıl yapılabileceğini. Bazı yöntemler daha uygun. Çok giriş çok çıkışa genellemeye. Bazı yöntemler daha az uygun. Bunlardan da bahsedeceğiz yeri geldiği zaman. Ama durum uzayı gösteriminin genel formu bu. Şimdi bu gösterimin şeylerine bakacağız birazdan. Şimdi ara vereceğiz ama aradan önce bunları söyleyeyim. Mesela burada dedik ki şöyle bir genel form bu veya genel form şu. Onu bir şey içine bir şey alayım. Daha sonra hani bakmamız gerekebilir. Şimdi genel form bu dedik burada. Şimdi bu genel formun üzerinde yani bu işte F, H, X, U, T, H, X, U, T'nin mesela bir takım özel şekillerde yazılıp yazılamadı veya şu T değişkeninin olup olmadığına göre de bu şeylerin sistemlerin bir takım ekstra özelliklere sahip olup olmadığını göreceğiz. Mesela bu T hiç yoksa bu sisteme zamanla değişmez diyeceğiz. Yani bu sadece X, U'ya bağlıysa H ve U. Bunlar işte X ve U'nun süperpozisyonu şeklinde yazılabiliyorsa da bu sistemin aslında doğrusal bir sistem olduğu sonucuna varacağız. Yani doğrusal olmayan sistemler genel olarak bu formda yazılabiliyor ama işte bu T yoksa zamanla değişmez sistem oluyor. Bu X ve U'nun da yani şu formunda özel bir şekli varsa süperpozisyon olarak yazılabiliyorsa denklemler bu sistemde de süperpozisyon olduğunu gösteriyor. O zaman hani aslında sistemimizin doğrusal olduğu ve belki doğrusal sistem teorisiyle devam etmemizin daha iyi olacak gibi yorumlarda da bulunmakta fayda var burada. Yani bu denklemlere bakarak, şu durum uzayı gösterimine bakarak da hemen sistemin doğrusal olup olmadığını veya zamanla değişmez olup olmadığını anlayabileceğiz. Onlardan da bir sonraki dersimizde bahsedelim. Peki şimdi bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra devam edebiliriz. Evet, durum uzayı gösterimiyle ilgili bir o zaman genel bir giriş yapmış olduk. Durum vektörü sayısının giriş çıkış sayısının birden fazla olabileceğini söyledik ama bu derste genellikle dediğim gibi tek giriş tek çıkış ama birden fazla durum olan sistemlerden bahsedeceğiz. Bir örnek daha yaparak biraz daha somutlaştırmaya çalışalım. Örnek diyelim. Hepimizin bildiği o zaman RLC devresini yapalım. Biraz yine şeylerin yerlerini değiştirelim ilginç olması için elemanların. C burada olsun. L burada olsun. R'yi de buraya koyalım. C şöyle yapalım. C L bu da R olsun. Çıkışta şu R üzerinden alalım. R üzerindeki voltaj da benim çıkışım olsun. Sistemin girişi burası. Yani dolayısıyla VC VL ve şu da VR şeklinde. Şuradaki voltaj. VR çıkış. Şu akıma da şuradan geçen, şuradan giden akıma da I diyelim. Tamam. Peki. Şimdi burada bir kapasitör ve indüktör var. Bu hani devre derslerimizden vesaire biliyoruz ki bu devreyi tamamen çözümleyebilmek için neye ihtiyacımız olacak? Mesela kapasitör voltajı ve indüktör akımını bildiğimiz zaman diyelim ki şu kapasitör voltajı ve indüktör akımını biliyoruz. Buradan C çarpı işte VC'nin türevi şeklindeki bir ilişkiden bu I'yi bulabilirim. Benzer şekilde L çarpı I'nin türevinden bu VL'ye ulaşabilirim. I'yi bildiğim zaman VR'ye ulaşabileceğim. Akıma zaten ulaşmıştım. VL, VC. Yani dolayısıyla bu devreyi tamamen çözmemi sağlayacağını biliyorum. Kapasitör voltajı ve indüktör akımını bildiğim zaman. Dolayısıyla bunları durum değişkenleri olarak bunları seçebilirim. Durum değişkenleri olarak. Kendileri olarak. Bir tanesine X1 diyelim. X1 mesela birinci durum değişkeni VC ve ikinci durum değişkeni X2 I alarak I L de diyebilirdik ama bütün devrenin akımı ortak olduğu için buna sadece I demeyi tercih ettim. Bu akım yani bütün devreden böyle geçtiği için aynı tek bir akım alarak durum uzayı gösterimini yazalım. Öncelikle I dediğim şey aslında I ile I ile ama bu da yani I eşittir I ile ve IC yani kapasitörün üzerinden geçen ve indüktörün üzerinden geçen akım aynı akım. Kapasitör akımında C çarpı VC'nin türevi olarak yazabiliyor. Yani bunu biliyorum. Buradan
VC'nin türevini çekebilirim. VC'nin türevi eşittir 1 bölü C çarpı I olarak yazabilirim. Bu benim birinci denklemim olabilir. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Durum uzayı gösteriminde dikkat ederseniz bir önceki sayfaya gideyim. Durumların durum olarak belirlediğim değişkenlerin veya durum olarak ortaya çıkan değişkenlerin türevini yazıp onları çekmeye çalışıyorum. Yani durum neyse onun türevini bulmaya çalışıyorum. İki denklem var ama yani esas önemli denklem şu diferansiyel denklem. Bu bir şekilde yazılır. Yani çıkış denklemini yazmak genelde çok sorun olmuyor. Durum, giriş ve çıkış cinsinden. Yani burada önemli olan denklem şu diferansiyel olan ilk denklem. Bunu yazmak için de durum olarak belirlenen değişkenin veya değişkenlerin türevini izole etmem, çekmem gerekiyor. Yani yapmam gereken durum olarak seçtiğim değişkenlerin türevini çekmek ve ne cinsinden çekmem gerekiyor? Durum, giriş ve gerekirse T cinsinden çekmem gerekiyor. Yani amacım durum olarak belirlenmiş olan, durum olarak seçilmiş olan. Bu soruda söylenmiş yani şu şu olsun diye ama ben kendim de seçmiş olurum. BC'nin türevini önce yazmam gerekiyor. Ne cinsinden? BC, I ve U cinsinden. Yani tabii hepsi olmak zorunda değil. Yani bunları kullanabilirim. Bunlar dışında bir şey varsa ama onları elimine etmem lazım. Burada bu tamam değil mi bu denklem? Çünkü neden? BC türev dediğim şey aslında bu X1 türev. Yani şu X1'in türevi. Eşittir bir sabit sayı çarpı bu da x2 olarak yazdım. Yani birinin türevini, durum değişkenlerinden birinin türevini diğer durumlar ve u cinsinden yazmam gerekiyordu. Burada x2 kullanmam bana yeterli oldu. Hepsini kullanmak zorunda değilim. Bu tamam. Yani bu denklem çalışır o zaman. Durum uzayı denklemi olarak bunu kullanabilirim. Peki bir de şey yazacağım. Yine Kirchhoff gerilim yasasından u eşittir. Yine t'leri yazmıyorum yanındaki. U eşittir. Vc artı. VL artı VR şeklinde yazabilir. Değil mi? Şu U voltajı VC artı VL artı VR olarak yazılabilir. Şimdi bunu biraz düzenlemem gerekiyor tabii ki. VC dediğim şey. Şimdi VC'ye bir şey yapmam gerekiyor mu? Yani bu yoksa böyle bırakabilir miyim? VC böyle kalabilir. Çünkü VC bir durum değişkeni. Ama VL mesela bir durum değişkeni değil. Veya VR bir durum değişkeni değil. Dolayısıyla onları elemem gerekiyor. Bunları durumlar ve girişler cinsinden yazmam gerekiyor. Yani şu kalabilir çünkü bu bir durum değişkeni. Yani şu bir durum değişkeni. Dolayısıyla bu kalabilir denklemlerde. U da kalabilir. Yani girişi de kullanabiliyor. Ama şunlardan bir şekilde kurtulmam lazım. VL ve VR'den kurtulmam lazım. O zaman VC kalsın burada. VL'yi ne yapabilirim? VL'yi ne yapabilirim? VL'yi de şey olarak yazabilirim. Mesela L çarpı I'nin türevi olarak yazabilirim. Evet. I'nin türevi olarak yazabilirim. VR'yi I çarpı R olarak yazabilirim. Bu tamam mı? Yani burada işim bitti mi? Bakıyorum. Yani R, L zaten biliyorum. I benim durum değişkenlerinden bir tanesi. Onun türevi var hatta ki türevini çekmek istiyorum zaten onu. Bu da güzel. VC tamam durumlardan biri. U da durumlardan biri. O zaman bu gayet güzel bu denklem ama sadece düzenlemem lazım. Yani şu I'nin türevini çekmem lazım. Çünkü amaç durum değişkenlerinin türevini çekmekti. Dolayısıyla buradan I'yi çekersem bu iş olur diye düşünüyorum. I'nin türevi eşittir. I'nin türevi eşittir. Ne olacak? Önce VC'yi başa yazalım. Birinci durum değişkeni olduğu için. Yani bu şimdi U'yu şeye gönderiyorum. Yani burada U var. Bir tarafında U var denklemin. Bir tarafında da şu var. Değil mi? Buradan I türevi çekmek istiyorum. Evet bu VC'yi diğer tarafa atarsam eksi VC bir de altından L gelecek böleceğim. Eksi 1 bölü L ve C ilk terim. İkinci olarak I'lı terimi yazmak istiyorum. Bunu buraya attım eksi R yani eksi R bölü L I. Bir de şu tarafta zaten U vardı. Onun da bu L terimi altına gelecek. Artı 1 bölü L çarpı U şeklinde denklemleri yazabilirim. Bu dikkat ederseniz ne olmuş oldu burada? İkinci durum değişkenimin türevi. Tamam. Bu VC benim birinci durum değişkenim. I benim ikinci durum değişkenim. U da zaten girişim. Dolayısıyla diğer durumlar ve U cinsinden bunu yazmış oldum. Bu da benim ikinci denklemim. Bu da tamam. Bir de çıkışı yazmam gerekiyor. Çıkış. Değil mi? Durum uzayı gösterimine hatırlayacak olursanız bir de çıkışı yazmam gerekiyor. Yani şunları yazdım. Bunun içinde iki denklem var. Yani x1 ve x2 vardı. Bunları yazdım. X1'in türevini x u cinsinden yazdım. T'ye gerek olmadı. X2'nin türevini yine x ve u cinsinden yazdım. T'yi ayrıca bağımsız olarak kullanmaya gerek olmadı. Bir de çıkışı yazmam gerekiyor değil mi? Çünkü son denklem
bu durum uzayı gösteriminin son denklemi de çıkış denklemi. Dolayısıyla bir de çıkış denklemini yazmam gerekiyor. Y dediğim şey burada ne? Aslında bu VR dediğim şey. VR. O da VR dediğim şeyi de nasıl yazabilirim? I çarpı R olarak yazabilirim. I da benim ikinci durum değişkenim olduğuna göre bunu da bu şekilde yazmış olabilirim. Çıkış denklemim de bu. Yani özetle Y eşittir. Şöyle yazayım bunu. R çarpı I diye yazarsam. Bu benim çıkışım. Çıkış. Y. Bu da X2. Dolayısıyla bunu da X1, X2 ve U cinsinden yazmış oldum. Hepsini kullanmak zorunda değilim. Yani bunlardan istediklerimi kullanabilirim. Y'yi de çıkışı da durumlar ve giriş cinsinden yazmış oldum. Bu da 3 numaralı denklem olsun. O halde durum uzayı gösterimini şöyle toparlayabilirim. Burada şöyle bir vektör açıyorum. Çünkü iki tane durum değişkenim var. VC türevi ve I türevi buraya yazıyorum. Eşittir. VC türevi neydi? Demin bulmuştum. 1 bölü C I idi. Değil mi? Yani dolayısıyla 1 bölü C I'yi buraya yazdım. I türev neydi? Eksi 1 bölü L çarpı VC var burada. Eksi R bölü L çarpı I var. Bir de artı 1 bölü L U var. Böyle bir denklem. Yani çıkış denklemini de şöyle R çarpı I olarak altına yazayım. Bu bir vektör değildi aslında ama yani bunu da birebir bir vektör gibi düşünebilirim istersen veya yani bu şeyi yazmayabilirim. Yani bunu istersem şöyle birebir bir vektör gibi düşünebilirim. İstersem de hiç yazmayabilirim bunları. Yani şöyle R çarpı I olarak da yazabilirim. Peki. Şimdi burada bu formla bu formu kıyasladığımda ne nereye denk geliyor? Yani şunlar F değil mi? X türev yani türev ifadeleri F fonksiyonu. Yani şuradaki F1, F2 dediğim ifadeler. Birincinin türevine F1, ikincinin türevine F2 diyeceğim. Bir tane çıkış var. Onun da fonksiyonuna H diyeceğim veya H1 diyebilirim. Yani burada şunlara şey diyebilirim. Şu fonksiyona F1 fonksiyonu diyebilirim. Şu ifadeye F2 diyebilirim. Yani şuraya da bu bir tane zaten. Hani H1, H2 dememe gerek yok. Buraya da H diyebilirim. H diyebilirim. Yani dolayısıyla bu birlikte yani şunlar birlikte şu ikisi benim x'imi oluşturuyor. X'in türevi diyeceğim. Bunlar durum vektörüm. Bu da F vektörüm. Evet. Burada gördüğünüz gibi neye bağlı? X1 ve X2 değişkenime bağlı. Yani şurada U vardı U'yu unutmuşum. Yani dolayısıyla X'e bağlı. Ve burada bir de U'ya bağlılık var. Değil mi? T'ye bağlılık çıkmadı mesela burada. Olabilir. Yani burada T'ye bir bağlılık çıkmadı şey vektöründe. Bu olabilir. Yani hepsine bağlı çıkmak zorunda değil. Bunlar yani en genel formunu yazdık. Mesela burada sadece F fonksiyonu. Yani onu oluşturan F1 ve F2. X'e bağlı gördüğünüz gibi. Yani X dediğim şey şu çünkü. Yani burada X. Burada X dediğim şey. X vektörü dediğim şey. VC ve I'dan oluşan bir vektör. Yani iki tane durum değişkeni var. Yani dolayısıyla bu şeye bağlı. BC ve I'ya bağlı olduğunu görüyorum. Onu X'e bağlı olarak yazabilirim. Kapalı formda. Bir de U'yu bilmek gerekiyor. Yani X'i ve U'yu bilirsem şunu hesaplayabilirim. T'yi ayrıca bilmem gerekmiyor şey için. Yani T'li bir ifade görmüyorum burada. Onun için T'yi ayrıca bilmem gerekmiyor. Şuna da, buna zaten Y demişim ama bunu da şey yazayım. Yani yine kapalı formda yazmak adına. Buna VR demişim buna. O zaman Y eşittir. Bu da bu denklemde H çarpı yine X. Burada U da yok mesela. Şöyle yazabilirim. Ya bu aslında şöyle. Yani bu belki daha genel ifade etmek için şöyle. F, X, U, T ama. Yani burada sadece X ve U'nun kullanıldığını göstermek için. Burada sadece bu örnekte. Şunun altına da şöyle yazayım. Bu örnekte. Bu örnekte. Sadece XU cinsinde ifade edilebiliyor. Bunun da hani genel formu aslında HUT ama bu örnekte sadece HX'e bağlı çıkmış. Bu en genel formu ifadenin ama hani kullandığım sistem veya örneğe göre bunların hepsi
ne gerek olmayabilir bu F fonksiyonu veya H fonksiyonu yazarken. Bu örnekte böyle sadece Hx olarak yazabiliyorum. Hatta Hx de değil, Hi, yani sadece Hx2 aslında. Yani x'in ikincisi. Şuna da x1, x2 demiştik değil mi? Şu x'in birinci elemanına x1, ikinci elemanına x2 demiştik. Peki, yani bu spesifik örneğe göre şey olabilir. Daha basit ifade veya daha karmaşık ifade olabilir. Şimdi bu şeyde bir şey daha var arkadaşlar. Burada dikkat etmem gereken bir şey daha var. Dikkatimi çeken. Şimdi bunlar, bu da şu t değişkenin olmadığı, bu birincisi. Şimdi buradaki gibi, bu örnekteki gibi. Bu örnekteki gibi diyelim. Bu örnekteki gibi veya bu örnekte olduğu gibi diyelim. Olduğu gibi. Eğer niye yazmıyor ki? Gibi. Bu örnekte olduğu gibi. Eğer F ve H T'ye bağlı değilse fonksiyonları, ikisi birden, yani bir tanesi bile bağlı olsa olmaz, ikisi birden T'ye bağlı değilse, T'ye açıkça bağlı değilse diyelim. Açıkçadan kastım şu: açıkça kapalıca ne demek yani diyebilirsiniz. Şimdi kapalıca veya gömülü olarak T'ye bağlı, çünkü bu x'in içinde T var değil mi? Veya bu x ve u'nun içinde T var, ama bunlar zaten şey, onlar açık veya onlar bariz bilgi. Yani orada bir ekstra bir durum yok. Bu x'in ve u'nun t'ye bağlı olduğunu tabii ki biliyorum. O doğası gereği böyle zaten. Ama şunun içerisinde, yani bu i, b, c ve u dışında bir t ifadesi geçmiyor burada veya burada. İşte böyle olduğu zaman, yani açıkça bir t görmüyorsam denklemlerde, sadece değişkenlerin içinde gömülü t'ler var, ama bu açıkça bir t ifadesi görmüyorsam, açıkça t'ye bağlı değilse, bu sisteme zamanla değişmez diyoruz. Zamanla değişmez. İngilizcesi time invariant deniyor. Denir. Bu sisteme zamanla değişmez veya time invariant diyoruz İngilizcesiyle. Çünkü zamanın ne olduğu, t'nin ne olduğu veya saatin kaç olduğu o anda sistemin davranışını etkilemiyor. Yani mutlak olarak zamanı bilmem gerekmiyor. Sistem hep aynı karakteristikte davranıyor. Mesela bu RLC devresine bakacak olursak, buna mesela buradan bir giriş verdiğimde sistemin içinden geçerek bu giriş bir çıkış oluşturuyor. Mesela ben bu girişi bugün versem, mesela bir dürtü versem sisteme, mesela o dürtüye verdiği cevaba baksam, bir de yarım versem mesela sisteme ve o verdiğim noktadan itibaren tepkiyi ölçsem, bu tıpatıp aynı tepki olacaktır. Yani bu sisteme girişi ne zaman verdiğim, yani sistemi çalıştırırken şeyin ne olduğu, T'nin ne olduğu, saatin kaç olduğunu, günün hangi diliminde olduğumu falan bir önemi yok. Sistem zamandan bağımsız olarak hep aynı şekilde davranıyor. Bu zamanla değişmez kavramı bazen ilk öğrenirken şey olarak karıştırılabiliyor. Yani sanki her şey sabit mi olacak? Girişler, çıkışlar. Sabitlikle hiçbir ilgisi yok zamanla değişmez. Tamam. Yani sistemin girişinin sabit olması, çıkışının sabit olması, durumunun sabit olması gibi bir şey söz konusu değil. Yani böyle gerçek sistemlerde böyle şeyler zaten söz konusu değil. Her zaman bir şeyler değişiyor. Mesela RLC devresinde. Yani sürekli hale ulaşıyor, ama ulaşana kadar bir şeyler değişiyor. Dolayısıyla şeyde hiçbir ilgisi yok. Yani bu U değişkeni her zaman zamana bağlı. Bu U her zaman UT. Bu Y her zaman YT. X her zaman XT. Sabit olan şey veya zamanla değişmeyen şey sistemin kendisi. Yoksa bu U'ların, T'lerin, Y'nin böyle sabit değer olması, sadece 3, sadece 5, sadece 8 olması gibi bir şey değil zamanla değişmez. Bununla hiçbir ilgisi yok. Zamanla değişmez demek, yani sistemin kendisinin, özelliklerinin, karakteristiğinin zamanla değişmemesi. Yani ben sisteme mesela şu anda bir giriş uyguladım, mesela bir şurada dürtü verdim. Yani sistemi dürttüm mesela, dürtü verdim. Bu dürtüye karşı tepkisi böyle olduysa, bu dürtüyü buradan verdiğimde sisteme, buna verdiği tepki bu aynı tepkinin o noktaya taşınmışı şeklinde oluyor. Zamanda kaydırma gibi bir özellik yapabiliyorum buna. Yani zamanın ne olduğu önemli değil. Dolayısıyla sistemi açtığım an, başlattığım ana genelde sıfır
diyebiliyorum. Bu hakkı bana veriyor zamanla değişmezlik. Bunu da bu durum uzayı gösteriminden nasıl tespit ediyorum? Yani bana mesela durum uzayı gösterimi verildi sadece sistemin veya ben çıkardım. Buna bakarak hemen sistem zamanla değişmez midir değil midir diye soruldu. Hemen bunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Açıkça T yoksa burada. Yani özellikle T yazılmamışsa. Yani şöyle yazılmış olabilir sistem. Bunun T'leri yani yanında yazılmış olabilir. Bu parantez içindeki fonksiyon T'leri. Onlar zamanla değişmezliği bozmuyor. Onlar şeyin içindeki zaten durum değişkenlerinin veya girişin içerisindeki zaten tanımdan veya doğasından gelen zaman bağımlılıkları. Onlarla ilgisi yok. Sistemin kendisi yani burada açıkça bağımsız olarak bir T gibi bir şey görüyor musunuz? Mesela burada artı T olsaydı bu zamanla değişen bir sistem olurdu. Veya artı mesela E üzeri T falan olsaydı böyle şeyler olsaydı o zaman buna zamanla değişen sistem demek durumunda kalacaktı. Bunun içinde de olabilir. Mesela T çarpı RI gibi bir şey olsaydı. Yani açıkça bir T görüyor olsaydım o zaman zamanla değişen sistem diyecektim ama açıkça bir T görmüyorsam durum uzayı denklemlerinde bu sistem zamanla değişmezdir diyebilirim. Bir şey daha var burada bakabileceğim. Bu denklemlere baktığım zaman bu denklemlerin her biri hepsi bu durumların ve girişin bir doğrusal bileşimi olarak yazılabiliyor mu diye bir şey kontrol edebilirim. Mesela bu örnekte yine onun olduğunu görüyorum. Mesela i var burada değil mi? Bir i değişkeni var. Bu durumlardan bir tanesi. Önünde bir katsayı var. Dolayısıyla bu bir doğrusal bileşim olarak görebilirim bunu. Burada vc, i ve u var. Yani dolayısıyla durum ve girişin bir doğrusal bileşimi. Doğrusal bileşim ne demekti? O işte neyin doğrusal bileşimi ise burada durumlar ve girişin doğrusal bileşimlerinden bahsediyoruz. Mesela durumlardan bir tanesi çarpı bir katsayı. Durumlardan bir diğeri çarpı bir katsayı. Durumlardan giriş çarpı bir katsayı. Ve bunların toplamı. Yani hepsi bu formda. Dikkat edersiniz denklemlerin. Yani durum ve girişin bir doğrusal bileşim olarak yazılabiliyor. Böyle oluyorsa da bu sisteme doğrusal ismini veriyoruz ya veya bu sistemin doğrusal olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu varsa bu sistemde süperpozisyon geçerli oluyor. Süperpozisyonun geçerli olduğunu söyleyebiliyoruz. Onu da altına yazacağım. Eğer tüm denklemler eğer yine bu örnekte olduğu gibi tüm denklemler yani tüm durum denklemleri ve çıkış denklemleri tüm denklemler durumlar ve girişin durumlar ve girişin burada tek giriş var ama birden fazla olsaydı girişlerin diyecektim girişin doğrusal birleşimi olarak yani doğrusal birleşimin ne olduğunu biliyoruz herhalde doğrusal cebirden katsayı çarpı işte bu dediğim şeyler yani durumlar ve girişin olarak yazılabiliyorsa sistem yine değişik bir noktada öbür sayfaya geçmiş olduk. Doğrusaldır. Aksi halde yani bu olmuyor olsaydı bu sistemde bir tanesi bile bu formda değilse aksi halde doğrusal olmayan bir sistemdir diye. Bu örnekteki sistem doğrusal. Çünkü az önce söylediğim gibi bu yapıyı görebiliyoruz burada. Yani mesela şurada bir durumlardan bir tanesi çarpı bir katsayı. Şöyle bu alttaki ifade durum katsayı şeklinde. Buradaki ifade de durum katsayı şeklinde. Tamam. Bu formda yazılabiliyorsa bu tür sistemlere, bunlara, bu tür yazılımlara doğrusal birleşim. Bütün ifadeleri böyle yazılabiliyorsa sistemin buna da doğrusal sistem diyorduk çünkü doğrusal diferansiyel denklemlerle ifade etmiş oluyor ve doğrusal bir çıkış ilişkisi olmuş oluyor. Aksi halde doğrusal olmayan bir sistemdir ve doğrusal bir sistem eğer sistem doğrusalsa doğrusal sistemlerin durum uzayı gösterimi eğer hani bu sağlanıyorsa doğrusal durum uzayı gösterimi de bu az önce söylediğim özellikten dolayı onun hani net bir sonucu olarak gösterimi şu şekilde yazılabilir. Her zaman için doğrusal sistemlerin
durum sayı gösterimi şu şekilde yazılabilir. X türev eşittir. Bu F fonksiyonu, yani sistemi ifade eden bu F fonksiyonu her zaman için şu forma getirilebilir. AX artı BU. A matrisi şeye bağlı olabilir. T'ye. Veya olmayabilir. Y ifadesi de normalde H. Bunları da T'lerini de koyalım. Şimdilik T'lerini koyalım yanlarına. Sonra sileriz. E, hepsine koyayım mı peki? İşte bu T. C matrisi çarpı X T artı D çarpı T şeklinde. Yani daima bir bu F ve H ifadelerini, X'in türevini belirten ve Y'yi belirten her zaman için şu forma getirebiliriz. Burada A, B, C ve D dediğim şey matrisler. Yani burada, şöyle burada A, B, C, D, D uygun boyutlu. Yani uygun boyutlu dediğim işte durum sayısına veya neyle çarpıldığına bağlı olarak, şurada neyle çarpıldığına ve sonuç ne sonuç verdiğine bağlı olarak uygun boyutlu matrislerdir. Bu örneğe geri dönersek, mesela bu örnekte, yukarıdaki örnekte. Yukarıdaki örneğin yine doğrusal olduğunu şey yaptık, değil mi? Netleştirmiştik. Çünkü süperpozisyon olarak yazılabiliyor. Dolayısıyla onu bu forma getirebilmem gerekiyor. Şurada yazdım, şurada yazdım, şu forma. Şu forma gelebilmesi gerekiyor bu sisteminde. Bakalım o forma getirebilecek miyiz? Çalışalım yukarıdaki örnekte. Şimdi birinci şey durum değişkenlerimiz V, C ve I, değil mi? Dolayısıyla onların türevini yazalım. V, C ve I'nın türevi. Bu X türev dediğim şey. Şu tarafı. X türev dediğim şeyler bunlar. Şöyle o zaman bir A matrisi olması lazım. A matrisi kaç olacak? İki durum olduğuna göre 2'ye 2 olacak. Onu önce yerini hazırlayalım A matrisinin. Burada X olacak bunun yanında. Yani bu A burada X olacak. X'imiz zaten V, C ve I. T'leri yazmıyorum bunların T'lerini. B matrisi kaç olacak? Sonuç 2 çıkacağına göre 2. Şurası. Bir tane girişim olduğuna göre de şu boyutu 1 olacak. 2'ye 1. O. Tamam. Y matrisimize bakalım. O da VR. Değil mi? Çıkışımız VR. Eşittir. Bir tane çıkış olduğuna göre şu boyut 1. Durum sayısı 2 olduğuna göre. Çünkü X de çarpılacak. Dolayısıyla şurası da 2 olacak. VC zaten girişim. Artı burası 1 olacak boyutu. Şunun oynaması lazım. Bu da girişle çarpacağım için 1 çarpı 1, 1 D matrisim olacak. Peki matrisler böyle olacak. İçini dolduralım şimdi buraya bakarak denklemleri. Eksi 1 bölü C, I yazıyor burada. Eksi 1 bölü C, I yazıyor. Dolayısıyla bu ilk eleman V, C'ye ait. 0. V, C yok çünkü birinci denklemde. Eksi 1 bölü C, I. U'da olmadığı için onun da katkısı sıfır. Yani her denkleme bakıp burada ne yapıyorum? VC'nin katsayısı ne? Sıfır. I'nin katsayısı ne? Eksi bir bölü C. U'nun katsayısı ne? Sıfır. Bunu yaptım. Peki burada VC'nin katsayısı ne? Eksi bir bölü L. I'nin katsayısı eksi R bölü L. U'nun katsayısı bir bölü L. Yani şu katsayıları sırayla şeye yazabilirim. Matriste uygun yerlerine yazabilirim. Şimdi VC'nin katsayısı neydi? Unuttum. Eksi bir bölü L'ydi. İ'nin katsayısı eksi R bölü L. I'nin katsayısı buydu. U'nun katsayısı da 1 bölü L. Çıkışa gelirsek, çıkış ifadesimiz neydi? Çıkış ifademizi hatırlayalım. R çarpı I şeklindeymiş. Dolayısıyla V, C'nin katsayısı 0. I'nin katsayısı R. U'nun katsayısı 0. V, C'nin katsayısı 0. V, C yok çünkü denklemde. I'nin katsayısı R, U'nun katsayısı da 0 olacak şekilde. Yani bu matris işlemini açtığımızda o denklemleri verecek şekilde yazıyorum. Bu forma arkadaşlar sadece sistem doğrusalsa getirebilirsiniz. Tamam. Doğrusal olmayan bir sistemi böyle matrisler olarak bu şekilde parçalayamıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şurası X türev, değil mi?
Şurası x türev eşittir. Bu A matrisi. Bu x. Bu B matrisi. Bu U. Bu da C x artı D U şeklinde. Bu da Y. Formatımız bu. X türev eşittir. Türevin noktasını biraz belirginleştirin. Çok oldu. X türev eşittir. A x artı B U. U'yu da güzel yazalım. X türev eşittir. A x artı B U. Y eşittir. Cx artı D U şeklinde. Sorun var. Bir dakika. Sanki bir şey geldi gitti. B matrisin boyutu. Matris boyutları arkadaşlar uyumlu olacak şekilde yazılması gerekiyor. Değil mi? Mesela bu şeyin boyutu 2 olduğu için bu sonucun boyutu. Yani sonuçta 2 olması lazım. Dolayısıyla şu boyutu 2. Değil mi? Ya yani bu şu matris işlemini yaptığım zaman sonucun 2'ye 1 çıkması lazım. Sonucun 2'ye 1. Dolayısıyla şu boyutun 2 olması lazım. Buradan da 1'lik bir şey çarpacağım için. Yani burada birliği bir şey olduğu için. Giriş 1 olduğu için. Yani şöyle açıklayayım o zaman boyutları. Girişim mesela boyutları P olsun. P tane girişim olsun sistemin girişi. Ha. Çıkışı da diyelim ki Q tane olsun. Durum sayısı da N olsun. Bunları böyle düşünebilirim o zaman. Yani sistemin durum sayısı N. Ha. Giriş sayısı P. Çıkış sayısı da Q olsun. Tamam. Dolayısıyla bu boyutları biliyorum. Yani bu boyutları biliyorum. O zaman bu boyutlar uyacak şekilde yazacağım. Mesela bu işlemin sonucunun n çıkması gerekiyor. Değil mi? Şu şeyin sonucunun. Yani burada n çarpı 1 çıkabilmesi için. Yani bu boyutların uyması için. Bu matris n çarpı n. Yine bu boyutların uyması için burası n çarpı p olmalı. Değil mi? Çünkü sonuç n çıkacak. Ama sağ taraftan da p'li bir matris geliyor. Dolayısıyla bunun boyutu n çarpı b. Bu q'lu bir sonuç çıkacak. Dolayısıyla bu boyutu q ama sağdan çarptığım matris n olduğuna göre q çarpı n. Yine sonuç q'lu çıkacak. Q'lu çıkacak. Ama sağdan çarptığım matris p boyutlu bir matris olduğu için, vektör olduğu için p çarpı q. Yani bunların boyutlarını bu şekilde bulabilirim. İki tane durum, bir tane giriş olduğu için 2 çarpı 1 bir matris. N çarpı n, iki tane durum olduğu için 2 2 bir matris. Bir çıkış bizim örneğimizde. İki tane şey olduğu için bir çıkış, iki durum olduğu için 1'e 2 bir matris burası. Yani bir giriş, bir çıkış olduğu için bu da 1'e 1 bir matris örneğimizde. Evet, bu o zaman boyutlarını da buraya böyle yazalım arkadaşlar olması için. Matrislerin boyutlarını da giriş, çıkış ve durum sayılarına göre kaç olacaklarını buradan belirleyebiliriz. Peki burada yine gözleyeceğiniz bir şey daha. Bu A, B, C, D matrisleri dikkat ederseniz. T'ye bağlı değil, değil mi? A, B, C, D matrisleri T'ye bağlı değil. Bu A, B, C, D matrisleri T'ye bağlı olmadığı zaman sistem doğrusal zamanla değişmez bir sistem oluyor. Burada zaten şu yapıyı yazabilmemiz sistemin doğrusal olduğunu gösteriyor. Üstüne üstlük bir de bunun üzerine bu A, B, C, D matrisleri T'den bağımsız ise şu X, U ve Y her zaman T'ye bağlı. Yani onun T'ye bağlı olup olmama diye bir durumu yok. Bunlar her zaman T'ye bağlı. Burada T'ye bağlı olup olamayacak şeyler A, B, C, D matrisleri. Bunlar bazen T'ye bağlı olabilir, bazen olmayabilir. Hepsi, tamamı T'den bağımsız ise, burada gördüğünüz gibi A'nın içerisinde T'li bir ifade yok. B'nin içerisinde T'li bir şey yok. C'nin içerisinde T'li bir şey yok. D'nin içerisinde T'li bir şey yok. Burada olduğu gibi diyelim. Burada olduğu gibi. Burada olduğu gibi. Olduğu gibi A, B, C, D matrisleri T'den bağımsız ise, yani içinde T geçmiyorsa ise o zaman bu sistem doğrusal zamanla değişmez bir sistemdir. Doğrusallık zaten bu A, B, C, D formunda yazabilmemizden geliyor. Bir de üstüne üstlük bu matrislerin içinde T yoksa o zaman doğrusal zamanla değişmez bir sistemdir. Linear time invariant diyorsun. Bir sistem doğrusal zamanla değişmez bir sistem olduğunda bu ABCD'nin hepsi T'den bağımsız olacak. Bir tanesinin içinde bile T görürsem zamanla değişen bir sistem.
olmuş oluyor. Peki. Şey için de bunu söyledik. Değil mi? Zamanla değişmez değil. Yani doğrusal olmayan sistemlerde genel olarak nasıl bulabileceğimizi. Yani bu sistemin doğrusal olduğunu bilmeden önce de veya gözlemlemeden önce de zaten şunların içinde T'ye geçmemesinden zamanla değişmez olduğunu biliyorduk. Ama zaten yani bu katsayılarla o ABCD matrislerini oluşturduğumuz için tabii ki yani buralarda T yoksa o matrisin içine koyduğumuz şeylerin içinde T olmayacaktır. Dolayısıyla sistem zamanla değişmez olacaktır. Yani burada yazdığım şeyi daha henüz doğrusallığını tespit etmemişken sistemin zamanla değişmezliğini tespit edebilmiştik. Yani yine onunla da tutarlı olacak şekilde şeyimiz devam etti. Ama özünde bu doğrusal zamanla değişmez bir sistem olduğunu ve doğrusal zamanla değişmez sistemlerin durum uzayı gösterimlerinin de şu formda olacağını, yine bu formda ama ABCD'nin T'ye bağlı olmadığını gördük. Bu ABCD T'ye bağlıysa doğrusal zamanla değişen bir sistem. Bu formda hiç yazamıyorsak, yani böyle ayıramıyorsak x ve u'yu veya x ve u'nun doğrusal birleşimi olarak yazamıyorsak, bu kapalı formla yetinmemiz gerekiyorsa, şu formla yetinmemiz gerekiyorsa o zaman doğrusal olmayan bir sistem diyoruz. Peki, bir örnek daha yapmaya çalışalım. Sarkaç sistemi olsun. Şöyle bir sarkaç var. Şurası dik. Şöyle. Ve burayla yaptığı açıya teta diyelim. M. Kütlesi de M olsun sarkacımızın. Şöyle. Tamam. M kütleli bir sarkaç. Şu yaptığı açıya, şuradaki açıya teta diyelim. Bu benim çıkışım olsun. Yani ölçmek istediğim, merak ettiğim değişken bu olsun. Bu çıkış değişkenim olsun. Sisteme bir F kuvveti verelim şuradan. Bu giriş olsun. Burada F kuvveti verelim. Bu bir giriş olsun. Bunu ben veriyorum çünkü. Ben veriyorum. Evet. Ya bunun etkisiyle de şöyle bir dairesel, çembersel hareket yapıyor bu sarkaç. Yani buradan verdiğim kuvvetin etkisiyle ve tabii bir kuvvet daha var. O da yer çekimi kuvveti. Onun da etkisiyle şöyle bir çembersel hareket yapıyor. Çubuğun uzunluğu da bir şey olsun. L olsun mesela. Şurada bir pivot noktası var. Yani şu pivot noktası sabit. Bu nokta etrafında L uzunlukta esnek olmayan bir çubuğa bağlıyorum. Bir şeyi. Çubuğun kütlesi az olsun, ihmal edelim onu. Böyle bir yapımız var. Peki, şimdi bunun denklemlerini yazmaya çalışalım. Üzerine etki eden kuvvetleri yazarsak, işte şey kuvveti var, değil mi? Mg var bunun üzerine etki eden. Mg. Şunu uzatırsam şuradan, burası da teta oluyor. Dolayısıyla şurası Mg sinüs teta, şu yön. Burası Mg kosinüs teta. Kosinüs teta'daki kuvvet şu çubuğun gerilimiyle dengelendiği için hani bu yönde hareket etmiyor. Esneme olmadığı için şu yönde bir hareket yok sistemde. Dolayısıyla onunla ilgilenmeme gerek yok. Anlık olarak sistemin şuradaki şu hareketiyle yani şu yöndeki hareketiyle ilgilenebilirim. Şurası Mg sinüs teta olarak yazabileceğim. Yani şu kuvvet ama şurası teta. Teta değil mi? Bu açı tetaysa evet. Şu tetaysa paralellikten dolayı burası teta. Dolayısıyla şurası şu vektör veya o vektörü buraya taşırsam bu vektör mg sinüs teta vektörü. Kosinüs teta ile ilgilenmeme gerekiyor. Kosinüs teta vektörü şu mg kosinüs ama onunla ilgilenmeme gerek yok. Çünkü o çubuğun gerilimiyle dengelendiği için orada bir hareket olmadığını, şu yönde böyle bir sallanma hareketi olmadığını varsayalım. Peki o zaman şu m'nin üzerine etki eden kuvvetlerden hani Newton'un ikinci yasasından ne yazabiliriz? Net kuvvet F net eşittir. Ma yazabilirim buradan. Net kuvvette şeyi pozitif alalım. Şu teta'nın ok yönüyle gösterdiğim yönü referans alalım. Dolayısıyla şu yöne doğru götüren kuvvetlere pozitif. Diğer yöne, ters yöne doğru götüren kuvvetler de negatif olsun. F eksi o zaman mg sinüs teta eşittir. M çarpı A. Şimdi A dediğim şey doğrusal ivme. Değil mi? Doğrusal ivmeyi de açısal ivme olarak yani teta cinsinden yazmak istediğimi varsayalım. Öyle yazalım denklemleri. O zaman bu çubuğun uzunluğu çarpı yani bu dönme işleminin veya dönme hareketinin yarıçapı ki o L çarpı burada açısal ivme alfa olarak yazabilirim. O alfa dediğim şey de teta'nın ikinci türevi. Yani bu doğrusal ivme hatırlayacak olursanız şu doğrusal ivme anlık olarak bunun doğrusal ivmesi. Bu da şu da açısal ivme değil mi? Açısaldan doğrusala geçmek için L ile çarpabilirim. Nokta kütle oldu varsayım altında. Nokta kütle olmasaydı başka şeyler de yapmam gerekebilirdi. Şu kütlenin ufak olduğunu, nokta kütle gibi olduğunu varsayalım. Tamam. Teta'nın
şu da. Açısal ivme de, yani ivme ne demek zaten? Açı teta olduğuna göre açının türevi açısal hız, açının ikinci türevi de açısal ivme olmuş oldu. Açının ikinci türevi. Nasıl doğrusal ivme? Yer değiştirmenin ikinci türevi ise, pozisyon değiştirmenin ikinci türevi ise, birinci türevi hız, ikinci türevi ivme. Bu da açının birinci türevi hız, ikinci türevi açısal ivme olmuş oluyor. Denklemler bu şekilde. Biraz toparlayalım bu denklemleri. M çarpı L çarpı teta'nın ikinci türevi. Şöyle yazalım. Artı MG sinüs teta. Onu bu tarafa attım. Bunun yanına attım. Eşittir F şeklinde denklemler. F benim girişim hatırlayacak olursanız. Teta da benim çıkışım. Peki. Şimdi burada durum uzayı gösterimi yazmak istiyorum. Gördüğünüz gibi diferansiyel denklemler ikinci dereceden. Değil mi? İkinci türev olduğuna göre ikinci dereceden diferansiyel denklemlerim var. Dolayısıyla ikinci dereceden bir sistem, yani iki tane durum değişkenine ihtiyacım olacak. Bu sistemi durum uzayı gösteriminde yazmak için ve bir gözlem daha yapabiliyorum. Bu sinüs teta teriminden dolayı, değil mi? Bu sinüs teta teriminden dolayı bu sistemin doğrusal bir sistem olmayacağını biliyorum. Yani şu diferansiyel denklemlerin doğrusallığını bozan sinüs teta gibi bir terim var. Bundan dolayı bu sistem doğrusal olmayan bir sistem ve ikinci dereceden bir sistem. T görmüyorum açıkta, değil mi? Yani açıkta T görmüyorum. Böyle ya yani teta ve F'nin içinde tabii ki T var ama böyle bizzat buraya yazılmış olarak böyle T değişkeni görmüyorum böyle. Dolayısıyla zamanla değişmez olacağını da anlıyorum. Yani bu denklemlere bakarak bu denklemden değil mi? Sistemin doğrusal olmayan zamanla değişmez. Çünkü T yok denklemlerde. Mes ve ikinci dereceden, yani iki durum değişkenli bir neyse bu yer şey yapmamak açısına olduğu açık diyelim. Olduğu açıkça görülüyor. Açık. Tamam. Çok yer kaplaması için şöyle kısaca keseyim. Altına bir şeyler yazacağım çünkü. Tamam. O zaman bunun hani aşağı yukarı ne formda olacağını tahmin edebiliyorum bu durum uzayı gösteriminin. Şimdi durum değişkenlerini belirleyelim. Şimdi durum değişkenlerini ne alabilirim? Burada durumlar. İki tane durum değişkeni seçeceğim. Değil mi? İkinci dereceden bir sistem. Durumları şöyle genelde seçmek faydalı. Bu şeye baktığım zaman, diferansiyel denkleme baktığım zaman, yani ne elde etmek istiyorum? Durumların türevlerine ihtiyacım var. Şimdi burada türevi olan şey teta olduğuna göre, yani durum değişkenlerinden birini teta seçelim. Ve ikincisi durum değişkeninde onun türevi seçmek genelde işleri basitleştiriyor. Çünkü neden? Bunların türevlerini yazmam gerekecek. Şimdi birincinin türevi zaten hazır, ikincisi. Yani x1'in türevi zaten İkincisi oluyor. İkincisinin türevi de, teta ikinci türevi de şu denklemden hazır. Yani dolayısıyla böyle seçtiğim zaman, yani bu diferansiyel denklemlerdeki değişkeni x1, onun işte türevini de x2, gerekiyorsa işte bir sonraki türevini x3, burada iki değişken lazım ama üç tane durum değişkeni lazım olsaydı böyle şey seçerek teta işte teta türev, teta ikinci türev seçerek gidersem genellikle durum uzayı gösterimini yazmak kolay oluyor. Onun için böyle durumları alalım dedim burada. Durumlar olsun dedim. Bakın dikkat ederseniz şey diyorum. Olsun diye bir ifade kullandım. Çünkü başka durumlar seçerek de bu sistemi yazmak mümkün. Durum uzayı gösterimi tek değil arkadaşlar. Yani bir şey birden fazla durum seçme şeyi de olabilir. Sayısı tabii hep aynı olmak zorunda sistemin derecesinden dolayı. Ama mesela ben bu durumları değil de mesela şeyi bilsem mesela 2 ve mesela 3 teta türev seçsem de mesela bu sistemi yazabilirim değil mi? Çünkü ne yaparım? Yani teta'yı 2'ye bölerim x1'i. Bunu da 3'e bölerek şeyi elde edebilirim. Veya bunların herhangi bir lineer kombinasyonuyla da ben bu şeyi yazabilirim. Aslında sistemin durum denklemlerini yazabilirim. Onun için burada bir şey var. Durum seçiminde, durum değişkeni seçiminde belli bir özgürlük var. Yani tamamen rastgele değil ama. Yani sistemi anlatacak şekilde, sistemi tanımlayacak, karakterize edecek şekilde farklı şekillerde seçmem mümkün olabiliyor. Mesela RLC devresinde ne dedim? İndiktör akımı ve kapasitör voltajı seçebileceğim gibi mesela kapasitör voltajı ve onun türevi de alabilirim. Mesela bununla da yazabilirdik dedik. Mesela böyle bir belli bir sınırlı da olsa bir özgürlüğüm var şeyi seçerken, durum değişkenleri seçerken. Bu özgürlüğü de genellikle denklemleri
kolay yazabileceğim şekilde kullanmayı tercih ediyorsan işimizi ekstra zorlaştırmamak için. Burada da x1'i teta, x2'yi de teta türevi olarak seçtim. Şimdi görevimiz ne burada? Şeyde durum uzayı gösterimi yazabilmek için görevimiz bunların türevlerini yazmak. Durum değişkeni olarak seçtiğimiz şeyin türevlerini yazmak ve çıkışın kendisini durumlar ve giriş cinsinden yazmak. Peki, şimdi o görevimizi yerine getirmeye çalışalım. X1 türev durumların türevlerini elde etmek istiyor. Yani teta türev. Ya bu da x2 zaten. Değil mi? Seçtiğim değişken x2. Yani dolayısıyla x1 türev eşittir x2 benim şeylerimden bir tanesi. Bu benim birinci denklemim olsun. Bir diyelim buna. Durumların türevlerini ne cinsinden yazmaya çalışıyorum? Durumlar ve giriş cinsinden yazmaya çalışıyorum. Burada bir durumun türevi eşittir diğer durum oldu. Öyle seçmiştim zaten işim kolay olsun diye. Bu ilk denklem gayet kolay oldu. İkinci durumun türevi yani teta ikinci türevi de şu denklemden seçebilirim. Bu denklemin bir ismi olsun. Buna bir yıldız falan bir şey diyelim. Şu yıldız denklemi olsun. Bu yıldız denkleminden de şöyle. Bu teta ikinci türevi çekebilirim. Nasıl çekeceğim? Buradan teta ikinci türevi eşittir. Sinüs tetam var. G bölü L sinüs teta oluyor. Bu tarafa atarsam. G bölü L. M'ler sadeleşiyor. G bölü L sinüs teta artı F gibi bir şey oluyor. Ha, F'nin yanına da bu M L geliyor. Burada bir şey unutmuş olabilir miyim? MG sinüs teta MG sinüs teta M L tamam yok unutmamışım M L 1 bölü M L o zaman çarpı F değil mi? Bu da benim ikinci denklemim. Burada şeyi çektim. Teta'nın ikinci türevini çektim bu denklemden. Şu M'ler sadeleşiyor. Şimdi bunu bu tarafa atıp M'le'ye bölünce G bölü L. Bunun yanında da M'le kalmış oldu. Bu oldu mu? Bakıyorum. Yani durum cinsinden şu benim şeyim. Teta dediğim şey X1'im. F dediğim şey de U. Dolayısıyla durum ve giriş cinsinden bunu da yazdım. Bu da oldu. Ya, bu denklemde böyle kalabilir. Bir de çıkış denklemini yazacağım. Çıkış. Çıkış. Da zaten teta'nın kendisi. Dolayısıyla çıkışta da bir şey yok aslında. Y eşittir. Teta yazdığım zaman bu da çıkış denklemi. O zaman o halde durum uzayı gösterimi. O halde durum uzayı gösterimi. Ne yazalım? X1 türev X2 türev eşittir. X1 X2 cinsinden yazacağım direkt olarak. Burada artık. Çünkü yani gözümüz alıştı diye umuyorum. Neyin X1 ne X2 olduğuna. Teta'ya X1 dedim. Teta şey teta türevi de X2 dedim. Neyin ilk denklemim? Teta eşittir türevi. Yani dolayısıyla X1 eşittir X2 idi. Diğeri de eksi G bölü L sinüs teta'ydı. Yani sinüs X1. Artı 1 bölü M ile U'ydu. Şöyle U idi. Böyle yazdım. Bu da benim şey denklemi. Evet, birincisi şey şöyle diyeyim. Yani şu ifade benim F1 ifadem. Yani birincinin türevi olan F1 ifadesi. Şu da ikinci F2 ifadesi. Bunları topluca şey gibi düşünebilirim. X türev eşittir. F çarpı X U şeklinde yazabilirim. T'ye gerek olmalı. Fark edersiniz. Yani açıkta bir T yok. Dolayısıyla T'ye gerek yok. Ama durumları bilmem gerekiyor. Yani X1, X2 ve U'yu bilmem gerekiyor. Şunu yazabilmek için. Ha, çıkış denklemini de yazalım altına. Y eşittir o da. Teta. Bu da F formunda yani. Y eşittir. Bu da H, X şeklinde oldu. Yani. Ya burada da U'ya gerek olmadı. Bu denklemlerde de. Çıkış denkleminde de U'ya gerek olmadı. Onu bu formda yazabildik. Yine bu fonksiyonların formuna bakarak da yani bu fonksiyonların formuna bakarak da bunu önceden biliyorduk böyle çıkacağını ama buna bakarak da mesela AX artı BU şeklinde yazamadığımız için değil mi? Bu X'i buradan ayıramam. Bu sinüs X'in içerisinde böyle bir doğrusal olmayan bir terim. Dolayısıyla bu X'i şey yapamam. Hani bir katsayı çarpı X olarak bunu yazamayacağım için bunun hani denklemlerden de doğrusal olmadığını görüyorum. Ya şeyi yazabiliyorum mesela bu tamam bu ifade doğrusal çok güzel. Şu çıkış ifadesi de çok güzel doğrusal ama tek bir tanesi bile denklemlerden doğrusal olmayan bir ifade varsa. Yani tek bir denklemin tek bir teriminde bile doğrusal olmayan bir şey varsa bu sisteme doğrusal olmayan demek zorundayım. Dolayısıyla buradan da yani buradan da bu yapıdan da bu formdan da bu yapıdan da sistemin ne olduğu görülüyor. Doğrusal olmayan zamanla değişmez. Zamanla değişen bir sistem değil ve zamanla değişmez olduğu görülüyor diyelim.
sinüs x 1 teriminden dolayı, bu sinüs yani şey x 1 dediğimiz terimden dolayı, yani şu terimden dolayı bunu ayıramıyorum. Süperpozisyon doğrusal bileşim olarak yazamıyorum. Bir katsayı çarpı x olarak bunu yazamıyorum. Dolayısıyla bu sistem doğrusal değil. Ha, şey yapabilir miyim? Tabii yaklaşık olarak mesela hani x küçük olduğu bölgede mesela teta'nın hani öyle yaklaşıklamalar yapabilirim. Tabii ki ona bir engel yok. Hani doğrusallaştırma, yaklaşıklama, onları yani dersin ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğiz. Ama ham haliyle, yani sistem saf haliyle tam olarak ifade eden, sistemi tam olarak ifade eden denklemler yazıldığı zaman bu doğrusal olmayan, zamanla değişmez bir sistem olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar, burada durabiliriz isterseniz.